Şimdi bir seyircimiz var, ismini vermek istemiyor. Sorusu çok önemli olduğu için ismini bizimle tamam, paylaşmak istemiyormuş. Tamam, vermesin, şey demiyorum. Belki de bir anlamda bir itiraf gibi bir şey olacak. Öyle tahmin ediyorum. Efendim buyurun, hoş geldiniz. Alo. Alo. Buyurun, hoş geldiniz. Hayırlı cumalar, selamünaleyküm. Aleykümselam, hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi. Teşekkür ederim. Ben bir kız arkadaşımla ortak bir iş yeri açmıştık ve bu kız arkadaşım eşini o dükkanda aldattı. Ondan sonra ben de bunu duydum ve ben eşine anlattım bu durumu. Şu an eşiyle ayrıldılar. Bunun benim üzerimde vebali veya bir, yani ben hani kendi vicdan olarak rahat edemediğim için eşini anlattım. Şu anda da hani ben hocama sorup da bununla ilgili bir bilgi almak istiyorum. Aslında diyorsunuz ki ben söylemeseydim eşinin haberi de olmayacaktı. Evet, böyle gidecekti. Evet, öyle. Bir tane de çocuğu vardı. Evet, eşinin haberi olmayacaktı ve eşinin de ablası bizim yengemiz oluyordu. Uzaktan da akrabamızdı. Böyle yani. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini zikrediyoruz Nur. Çok teşekkür ediyoruz bu arada. Sağ olun. Hayırlı cumalar tekrar. Men ra'a minkum münkeren fel yugayyirhu bi yedihi. Fe in lem yastadı fe bi lisanihi. Fe in lem yastadı fe bi kalbihi. Ve zelike azaful iman diyor Peygamberimiz. Yani sizden herhangi biriniz bir kötülük gördüğü zaman eli ile mani olsun. Yazsın, çizsin, tutsun, yakalasın, eli ile mani olsun. Eli ile mani olamıyorsa bu kötülüğe dili ile mani olsun. Söylesin, nasihat etsin, anlatsın. Diliyle de mani olamıyor ise kalben düşmanlık yapsın, buğz etsin ki o imanın en zayıf derecesidir diyor. Şimdi bu tip dostlarımız bana maille de soruyorlar ne yapalım diye. Ben diyorum ki aldatan kadın madem arkadaşınızsa o kadına deyin ki bak biz seninle arkadaşız, biz seninle dostuz. Ama senin şu yaptığın şey ne dine, ne imana, ne inanca, ne namusa sığmaz. Ben de bunu görüyorum. Ve ben senin dostun olarak, sen bu işe devam edersen, ben bunu senin en yakınlarına söyleyeceğim, haberin olsun. Burada hiçbir vebal yok. Hiçbir vebal yok. Ha, bu olmadı. Onunla dost hayatı yaşayan adama bir aileyi yıkacaksın. Bir ailenin yıkılmasına sebep olacaksın. Senin de ailen var, senin de çocukların var. Vicdanın buna razı oluyor mu diye ikaz ederiz. Bu ikazı da almıyor ise arkadaşımıza deriz ki biz vebalden kurtulduk. Kocasına haberi verdik. Ondan sonrasını kendileri düşünsünler. Hani biliyorsun Yahudi'ye borcu varmış bizim Türk'ün. Akşama kadar ödeyememiş garibim. Karşı komşuymuşlar da. Akşam gelmiş suratı bir karış. Hanım demiş ne oldu ya? Ya sorma demiş, şu karşı komşuya borcumuz vardı, ödeyemedim hanım ya. Onu mu düşünüyorsun? Evet. Açmış pencereyi. Huu Fatma Hanım. Benim beyim sizin beyinize olan borcunu ödeyemiyor. Haberiniz olsun demiş. Pencereyi kapatmış. Şimdi onlar düşünsün demiş ya. Sen onu söyle, ondan sonra onlar düşünsün be kızım. Ahlaksızın ahlaksızlığına rıza göstermek doğru bir şey değil kızım. Ya ayrılacaklar. Ayrılırsa ayrılsın ya. Madem rıza göstermiyorsun o evliliğe, o zaman ayrıl git. Öyle saçma sapan iş mi olur? Bir seyircimiz demiş ki Nurgül Hanım, yine bu boşanma ile ilgili konuşurken hemen söylemek istiyorum. Bir buçuk yaşında kızı var bir arkadaşımın, boşanmak üzere. Yazık demiş, kadın evde koca bekliyor. Kendini adam sanan evet, bir takım kadınların tamam, peşinde gidiyor demiş. Şimdi, söylenmeli mi? Evinde mini mini yavrusu var iken o yavru böyle gözünü açmış baba diye beklerken o soğan erkeği olan baba onun bunun peşinde gidiyorsa ondan hayır gelmez Nur. Ondan hayır gelmez. Ha bu aile kurtarılmaz mı? Bu aile kurtarılır. Nasıl biliyor musun kızım? Azıcık o yabana yayılacak. Senin de vicdanın geniş olacak böyle. O geniş vicdanı kim kabul eder? Senin de vicdanın geniş olacak. O biraz yayılsın, etsin, tutsun, dönsün, geri bana gelsin diye düşünürsen ona bir şey demem. Ona bir şey demem. Ama o zaman geniş bir karına sahip olman lazım. Öyle şey mi olur?